Sevgili izleyiciler, Bir Gündem Özel programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Sayın Oya Alpdoğan, Akalem Kurs Merkezi Müdürü kendisi. Biliyoruz ki çok az bir süre kaldı eğitim öğretimin başlaması için. Hatta sınav hazırlık yılında olan öğrencilerin okul hayatları ve tempoları da başladı. Bu tempo başlamışken biz de Oya Hanım'ı stüdyolarımıza konuk olarak davet ettik ve kendileri de geldi bu süreci ve yeni eğitim öğretim dönemini kendisiyle ilgili konuşmak için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Oya Hanım, kısaca sizi tanıyabilir mi izleyicilerimiz? Tabii ki. Ben Akalem Kurs Merkezi Müdürü Oya Alpdoğan. Yaklaşık 15 yıldır bu sektördeyim, eğitim sektöründeyim. Çeşitli kurumlarda çalıştım. Şu anda Akalem Kurs Merkezi'ndeyim. Oya Hanım, özel bir kurs merkezindesiniz ve burada kaçıncı sınıf öğrencilerle birliktesiniz? Hangi yaş aralığına destek sağlıyorsunuz? Şöyle diyeyim, bizim 3. sınıftan 8. sınıfa kadar, yani ilkokul ve ortaokul grubunda öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. Burada öğrenciler sizlere geldikleri zaman, hani yaz tatilini artık sormayacağım, mutlak yaz tatilinde de belli çalışmalar olmuştur, yaz kursları ve hazırlıklar. Ama biliyoruz ki çok az bir süre kaldı okulların başlamasına. Yavaş yavaş aileler de tempolarda hız kazanmaya başladı. Sizin yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili yapmış olduğunuz hazırlıklarınız nelerdir ve ailelere de bununla ilgili ne önerirsiniz? Şöyle söyleyeyim, biz aslında 15 Ağustos itibariyle başladık. Biraz erken programlamamızı başlattık. Buradaki amaç şudur, öğrencinin yaz rehavetinden ayrılıp artık yavaş yavaş okula ısınması, ön hazırlıklarını yapması. Bu noktada şöyle çalışmalarımız olacak. Amaçla LGS sürecine destek olabilmek adına programlamamızı erken başlattık aslında. Çocuklar bile pandemiden sonra ne kadar az evde vakit geçirirlerse aslında o kadar daha verimli bir çalışma sezonu olur. Biz de bu anlamda biraz daha erken başlattık sezonumuzu. Pandemi demişken, pandemiyle kaynaklı çocukların birçoğunda dikkat dağınıklığı sıkıntısı başladı. Evet. Uzaktan eğitimin aslında çok da sağlıklı olmadığı ve bunun hani ilerleyen süreçlerde vermiş olduğu zararlar ortaya çıkacak deniyordu. Ama nereye kafamızı çevirsek işte konuşurken duyuyoruz etraftan da. Çocuğumda dikkat eksikliği var veya bunun hani ilaç tedavisi tabii ki hekimleri ilgilendiriyor. Ve burada da yine sizlere iş düşüyor. Aileler ve sizler. Erken farkındalığı nasıl oluyor ve bununla ilgili neler öneriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, yani pandemi dönemi hepimiz için farklı bir dönemdi. Evet. Biz yetişkinlerin bile adapte olmakta çok zorlandığı bir dönemdi. Ve şehrimizde en başta bir deprem yaşandı. Sonra pandemi dönemi yaşandı. Evet. Ama çok hızlı bir şekilde Eğitim Bakanlığımızla bizler de online eğitime geçtik. Aslında online eğitim sistemi hem bakanlığımızın hem de bizlerin yaptığı çok başarılı bir çalışma oldu. Çocukların özel derslerini bile online eğitimden gerçekleştirebildik ama çocuklar evdeydi, sosyal alanları yoktu, akran gruplarıyla görüşmüyordu ve bütün odak noktası elektronik aletler oldu maalesef. Telefon, tablet, televizyon. Bunlarda çok hızlı bir ekran geçişi var. Bu ekran geçişi de çocuklarda dikkat dağınıklığına neden olabiliyor. Şu anda öğrencilerimizde hala gözlemliyoruz. İşte 20 dakikanın üzerinde bir dikkat odaklanamıyor öğrenci maalesef. Bu noktada bir geçtiğimiz sezon birazcık toparladık öğrencilerimizi de velilerimizi de aslında. Biraz daha çalışmamız gerekiyor. Öğrenci eğer eğer öğrencim kitap okurken, ders çalışırken bir şeylerle çok fazla oyalanıyorsa, işte lavaboya gitme ihtiyacı duyuyorsa, işte su içmek istiyorsa, yani o odaklanma 40 dakikalık masa başında oturma düzenini gerçekleştiremiyorsa orada bir dikkat dağınıklığından bahsedebiliriz. Ama sizin de dediğiniz gibi tabii ki de bu alanla ilgili uzman arkadaşlarım var. Evet. Onlara mutlaka başvurmaları gerekiyor. Ve göz temasından kaçınıyor dikkat dağınıklığı olan öğrencilerimiz. Böyle hareketliler sürekli. Onların konsantrasyon süresi biraz daha uzatılabilmek adına biz onlarla yavaş yavaş adım adım ilerliyoruz. İlk önce işte 5 dakika, sonra 10 dakika. Bu anlamda rehberlik hocalarıma çok iş düşüyor aslında. O çalışmaları yapmak, onların konsantrasyon sürelerini uzatmak. Kurum olarak birçok öğrencimizi bu noktada destekledik, desteklemeye de devam ediyoruz. Velilerimiz şunu yapmalı, eğer hani böyle şey de değil aslında, işte hani çocuğum oturmuyor, aslında o bir çocuk
tabii ki de ayağa kalkacak, tabii ki de bir şeylerle uğraşacak ama hemen dikkat dağınıklığı var, aman işte o yüzden başarısız gibi bir algı değil. Bunu gerçekten bilir kişilerle, uzman ekiplerle görüşüp ondan sonra karar vermelerinde fayda var. Kitap okumak demişken aslında sonlara doğru sakladığım bir soruydu ama sizin de ve kurumunuzun da bu konuda hassas olduğunu biliyoruz. Kitap okuma. Birincisi bir çocuğa kitap okuma nasıl sevdirilebilir? Aslında en önemlisi o. Hani zorunluluktan nasıl çıkartılır ve bununla ilgili sizler neler yapıyorsunuz? Şöyle diyelim, kitap okumak aslında her bireyin, her çocuğun bilişsel, duyusal, kendini ifade ediş biçimini etkileyen çok önemli bir faktör. Biz bu konuda çok hassasız. Çocukları kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek adına kurumumuzda belirli bir saatte, haftanın belirli bir gününde tüm idare ekibimiz, öğretmen arkadaşlarımız, işte orada kantinde bulunan ablalarımız, güvenlik görevlimiz, öğrencilerimiz hep birlikte kitap okuyoruz. Ha, çok güzel. Evet, bu noktada çıkış noktamız şu aslında. Çocuklar söylediklerimizle çok ilgilenmiyorlar. Gördükleriyle daha çok ilgileniyorlar. Bu noktada velilerime şunu tavsiye edebilirim. Evde mutlaka bir kitaplıkları olsun. Öğrencilerimize mesela çocuklarımıza hediyeler alıyoruz. O hediyelerin içine mutlaka kitapları sıkıştıralım. Çocuğumuzun tabii ki de kitap seçimine cinsiyeti, yaş grubu bunlar çok önemli bu seçimleri gerçekleştirirken. Ve ev içinde de mutlaka anne, baba, çocuklar hep birlikte mutlaka kitap okumalı. Yani bu şekilde çocuk en başta reddediyor. Kitap okumak istemiyor, aileyle zaman geçirmek istemiyor. Ama bunu düzenli aralıklarla yapınca o da artık kitap okumaya başlıyor. Aslında bu yıl yapılan sınavlarda da hem LGS hem YKS hepsinde de gördük kitap okumanın önemini. Sınavlardan çıkan öğrenciler uzun paragraflardan, hani, geçmişte bunu sadece paragraf sorularında yaşarlardı ve paragraf üzerinden çalışmalar yapılırdı. Ama gördüğümüz ve okuduğumuz kadarıyla artık sayısal derslerin soruları ise uzun metinler halinde geliyor. Evet. Ve çocukların girmiş oldukları LGS sınavında da yine hem zamandan hem de okuduğunu daha hızlı anlayabilme, sorunun içinde cevabı bulabilme anlamında da kitap okumanın faydalarından yazılan yazılardan rastlıyoruz. Tabii tabii, çok önemli. Yani kitap okuma alışkanlığı aslında bize göre böyle sanki okula başlayınca edinilmesi gereken bir alışkanlıkmış gibi ama değil. Yani bebeklik yaşlarda bile işte o bebeğinize kitap okumanız, onun eline bir kitap, oyuncak vermeniz bile onun bakış açısını, algısını değiştiriyor. Bizim de gözlemlediğimiz bir şey aslında bu. Öğrencilerimize bakıyoruz. Kitap okuyan öğrencimle okumayan öğrencim arasında mesela kitap okumayan, daha çok disipline çalışan öğrencimin başarısını daha da katladığını aslında gözlemleyebiliyoruz. Bu noktada dediğim gibi kurumlar da velilerimiz de biraz daha hassas olmalı. Kitap seçimi belirli bir noktadan sonra bizim kontrolümüzde gerçekleşiyor ama belirli bir noktadan sonra öğrenciye bırakılıyor. Bırakılırken hani bunu okumasın, işte şunu yapmasın, bunu yapmasın değil de aslında biraz daha özgün seçimler yapmasını sağlayabiliriz. Oya Hanım, bir diğer sorumuz ise okullar başlıyor ama başladıktan sonra biliyoruz ki yaz döneminde veya erken dönem olduğunda zaman ve saat aralıklarını çok daha rahat bir şekilde ayarlayabiliyordunuz. Evet. Şimdi bununla ilgili yeni eğitim öğretim dönemi başladığı zaman ne yapacaksınız? Sistem olarak, çünkü çocuklarını, aileler şunu düşünüyorlar, işte elimizde bir cumartesi pazar kalıyor, çocuk ne zaman kendine zaman ayıracak veya ayırması gerekiyor mu? Bazı ailelere göre hiç ayırmaması gerekiyor. Kimine göre de fazlasıyla ayırması gerekiyor. Orada bir denge var. O denge nasıl olmalı? Ya şöyle söyleyeyim. Aslında bu çocuğumuzun eğitim ve öğretim hayatındaki başarısıyla alakalı. Evet. 5. sınıftan itibaren öğrenciler artık ortaokul yıllarında ve ortaokul yıllarında olan bir öğrencinin de açıkçası konularını tekrar etmesi gerekiyor, test çözmesi gerekiyor. Bu noktada da erken başlaması gerekiyor. Evet, biliyorum aileler böyle çocuklarıyla zaman geçirmek istiyorlar, bir şeyler yapmak istiyorlar, onların yorulduğunu düşünüyorlar ama ne kadar erken yaşta başlarsak o kadar yol kat ediyoruz aslında. Çünkü o bir hayat şekli oluyor öğrencinin, kabulleniyor. Hani ne kadar geç yaşta olursa o hayatı kabullenmek, o şeye adapte olabilmek daha zor oluyor. Bu noktada erken yaşta başlamak daha mantıklı aslında. LGS sınavı dedik. LGS sınavına bir öğrenci kaç yaşındayken veya kaçıncı sınıftayken hazırlanmaya başlamalı?
Şöyle söyleyeyim, LGS çok zorlayıcı bir süreç. Yani hem velinin hem öğrencinin psikolojik evet. olarak böyle zorlandığı, hayatın çok kritik bir dönemi aslında. Hı-hı. O yüzden ne kadar az önce de söylediğim gibi küçük yaşta o öğrencim onu disipline ederse, hayatının bir parçası olarak kabul ederse LGS'de de o kadar aslında ailede hazır oluyor. Deneme sınavının kötü olmasına, derslerindeki işte başarısızlığına ya da başarılarına, evet. inişlerine, çıkışlarına ailede alışmış oluyor. Bu noktada bence erken yaşta başlamak bu süreci tabii ki de çok sıkmadan her yıl LGS'ye giriyormuş gibi değil. Hı hı. Ama o öğrencinin en azından ayda bir kere denemeye girmesi gerekiyor. O öğrencimin en azından bütün derslerden tekrar hakkının olması gerekiyor. Çünkü her öğrencinin öğrenme seviyesi aynı şekilde değil. Aynı evet. şekilde de gelişmiyor. Bu noktada bireysel farklılıklarına, onun öğrenme şekline dikkat eden bir eğitim programıyla ilerlemesi gerekiyor. LGS süreci bambaşka bir süreç. Aslında bizler için de her yıl böyle yeni bir serüven, yeni bir heyecan. Hı hı. Aileler için de öyle. Biz aslında öğrenciler daha rahatlar, aileler daha gerginler bu noktada. Ben şunu tavsiye ediyorum. Onun başarısının ya da başarısızlığının onun sevilme nedeninin olmadığı, aslında onun bir birey olarak çok sevildiğini hissettirmeli mutlaka aileler. Biz ailelerimize bu şekilde söylüyoruz. Hani siz onunla ilişkinize bir ara verin. Siz onun annesi ve babası olun. Kontrolü sadece bize bırakın. Biz onu uyaralım. Yeri geldiğinde işte biz ona başarısız olduğunu hissettirelim. Hı hı. Ya da başarılarını biz takdir edelim. Ama siz sadece anne ve babası olun öğrencimin. Çünkü çocuklar ergenlik dönemindeler o dönemde. Ve bazı olaylara çok inanılmaz derecede tepkiler gösterebiliyorlar. Ailenin birazcık daha kendisini geri çekmesi gerekiyor. Araya böyle bir perde gibi bizler dahil oluyoruz orada hayatlarının bir parçası olarak. Bu şekilde yani. Peki 5 ve 6. sınıflarda hani 7'de sanırım maraton zaten başlatmış olunuyor. %90 veli tarafından. Aynen. 5 ve 6'da da buna gerek var mıdır? 5 ve 6'da size gelen 5. ve 6. sınıf hı hı. öğrencilerine takviyeleri nasıl yapıyorsunuz ve düzen nasıl kurulmalı? Şöyle 5 ve 6'daki öğrenci biraz daha böyle özgüven. Mesela biz erken başlattık. Öğrencim bütün konuları bizden dinledi. Evet. Doğal olarak okula başladığı zaman, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla tanıştığı zaman birçok şeyi biliyor. O onda özgüvene neden oluyor. Parmağı sürekli havada oluyor. Arkadaşlarının dikkatini çekiyor ve o dönemde en çok ihtiyaç duydukları duygu aslında özgüven. 5 ve 6'da bu özgüvenle başarıyı tadan bir öğrencim doğal olarak 7'ye de 8'e de aslında psikolojik olarak hazır başlıyor. Ben yapabilirim. Çünkü o başarı duygusunu hissetmiş oluyor. Yazılı dönemi var mesela. Evet. Yazılı döneminde mutlaka yazılı çalışmalarımız oluyor. Öğrencilerimizi destekliyoruz. Çünkü onların başarılarıyla aynı zamanda bizler de gurur duyuyoruz. 5 ve 6. sınıf öğrencilerim genelde hafta sonu programları oluyor. Hafta içi okul programları hı-hı. yoğun olduğu için onları hafta sonu ağırlıyoruz kurumumuzda. Ama onları da şunu söylemeye çalışıyoruz. Olabildiği kadarıyla burada zaman geçirin. Eve gidip işte ekran başında telefonla, tabletle uğraşacağınıza gelin burada bizimle zaman geçirin. Bizlerden faydalanın, soru çözümlerinizi gerçekleştirin şeklinde 5 ve 6. sınıf bizim için daha önemli bir kademe aslında. Alışkanlıklarının oluştuğu, başarı duygusunu hissettiği bir dönem. 5 ve 6'da çocuklara birazcık daha anladığım kadarıyla sevgiyle ve aynen. şefkatle yaklaşıp hı hı. o güven kısmını halletmek gerekiyor. Evet. 7 ve 8'de geldiğinde sizin programlarınız nasıl oluyor? 7. sınıf ve 8. sınıftaki öğrencilere nasıl bir program veriyorsunuz sistem olarak? 7 ve 8 artık bizim için sınav öğrencisi. Hı hı. Yani biz artık LGS sınavına sadece 8. sınıfta gelerek hazırlanamayız. Bu gerçeği artık evet. herkesin kabul etmesi gerekiyor. 7. sınıfta öğrencilerime bir kere yeni sınav müfredatında çok ciddi bir problemmiş gibi algılanan, aslında temelinin oluşturulması gereken bir yeni nesil soru formatımız var. Biz 7. sınıfta öğrencilerimize mutlaka bunu kazandırıyoruz. Evet. O soruları gördüğü zaman panik olmaması gerektiğini, aslında bilgilerinin yorumlanması gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz öğrencilerimize. 7'de böyle çok sıkı sıkıya bir program değil de sürece adapte olsun. Ben sınava öğrencisiyim, artık disiplinli ders çalışmalıyım. Rehberlik servisinden mutlaka bir program almalıyım. Hı-hı. Programlar doğrultusunda düzenli olarak sorular çözmeliyim.
Bunu oturtmaya çalışıyoruz ve az önce söylediğimiz şey gibi kitap okuma alışkanlığı olmayan çocuklarımıza hemen o 7'de o alışkanları tolere etmeye çalışıyoruz. 8 artık başlı başına bir süreç. Bu evet. Psikolojiden çıkan bir öğrencim 8'de de aynı duyguyla devam ediyor. Hazır bir psikolojiyle devam ediyor. Daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten 7'de bize dahil olan bizim programlamamız içerisinde ilerleyen öğrenciler 8'de sınav müfredatından daha başarılı çıkabiliyorlar. Oya'nın bir diğer konu ise biliyoruz ki eskiden hani şöyle bir bakış açısı vardı. Evet, sadece çalışan anneler çocuklarını okuldan sonra en azından ödev takviyesi ve daha güvenilir bir yerde kaliteli bir şekilde geçireceği zaman olarak bakıyordu kütüphanelere. Ama değişen müfredat, yenilenen teknoloji ve bilgilerin hızla yenilenmesi, evde olan annelerin de çocuklarına, ebeveynlerin diyelim hatta sadece anne demeyelim, ebeveynlerin de yetersiz kalmasına sebep oluyor. Evet. Ve bundan dolayı kütüphane desteği isteyebiliyorlar. Bu anlamda vermiş olduğunuz bir hizmet var mı ve neler yapıyorsunuz varsa? Şöyle söyleyeyim, bizim programlamamız içine kaydolan her öğrencimizi hizmetine sunduğumuz çok donanımlı bir kütüphanemiz var. Bu kütüphaneye bize kaydolan, programımıza dahil olan her öğrenci istediği her an kullanabiliyor. Orada bir öğretmen arkadaşımız var. Orada mutlaka görevli olan ve sürekli öğrencilerle ilgilenen, onların sorularını kontrol eden, cevap anahtarını öğrenciye değil de kendisi kontrol eden, oradaki gelişimlerini veliye aktaran bir öğretmen arkadaşım var. Kütüphane kullanımı çok önemli. Az önce değindiğimiz mesela dikkat dağınıklığı noktasında çocuk evde ders çalışmıyor. 40 dakika bir masa başında zaman geçirmiyor. Evet. Aile bir şekilde onu sağlayamıyor. Ama bizler orada 40'ar dakikalık etütlerle, 10 dakikalık teneffüslerle bu öğrencilerimizi, bu bilinci de aşılayabiliyoruz. Evet, en başta hemen gelir gelmez hemen o sürece adapte olmuyor ama bakıyor etrafındaki herkes ders çalışıyor. Orada bir sessizlik var. O da ne yapıyor? Bu alışkanlığı yavaş yavaş kazanıyor. Evde oturan annelerle ilgili şunu söyleyeceğim. Yeni müfredata ayak uyduramamaları çok normal. Bu noktada biz öğrencilerimize destek oluyoruz. Öğrencilerimizin derslerine katkılar sağlıyoruz. Evet. Bu şekilde kütüphanemiz var yani. Kullanabilirler istedikleri gibi öğrencilerimiz. Ödevler kısmına geldiğimizde çocukların hani kütüphanede bir öğretmenimiz var dediniz ama ilk öğretim kısmı öğrenciler için özellikle. Burada verilen destekler nasıl oluyor veya nasıl olmalı? Çünkü okulda anlatan bir öğretmen var. Evde anne bir şey söyleyebiliyor. Çocuk destek alıyor. Oradan da bir bilgi geliyor. Evet. Burada ailelere ne demek istersiniz? Yani şunu söyleyeceğim. Burada aile, bizler, okul ve öğrencinin kendisi. Aslında biz paydaşız. Evet. Olabildiği kadarıyla ortak fikirler etrafında toplanmalıyız. Tıpkı ailenin içinde olduğu gibi. Biz velilerimize de söylüyoruz. Bu sadece bizimle, sadece sizinle, sadece öğretmenin, okuldaki öğretmeniyle olacak bir denklem değil. Herkesi dahil etmeye çalışıyoruz. Mesela öğrencilerimizin genel olarak okuldaki öğretmenleriyle de görüşmeye çalışıyoruz. Eğer bir problem varsa, öğrenciye bir yönlendirmeye çalışıyorsak okul programına uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Yani okul programının dışında, onun öğretmeninin söylediğini çok dışında bir şeyle karşılaştığı zaman çocuk bocalamaya başlıyor zaten. Bir tercih yapmak durumunda kalıyor. Bu noktada da genelde okul öğretmenleriyle paralel ilerlemeye çalışıyoruz. Aslında bizim amacımız okullara ve eğitim sistemine destek olmak. Onlara alternatif şeklinde değil de o bölümü destekleyen bir kurumuz aslında. Eksikleri giderebilmek. Aynen. Eğitim ve öğretim dedik. Bu sene yeni bir dönem başlayacak ve biliyoruz ki işte dediğiniz gibi sınav dönemi ve orada da sınavla ilgili de aileler de heyecan içinde. Çocukları da başlayan, erken başlayan bir tempo selamladı. LGS öğrencileriyle bir yıllık çalışma sistemini nasıl sağlıyorsunuz? Aslında en önemli konulardan biri o. Öğretmenlerinizle, ekibinizle birlikte kurmuş olduğunuz sistem nasıl ilerler? Şöyle söyleyeyim, 8. sınıfta mutlaka sağlam bir ekibinizin olması gerekiyor. Yani kadronuzun çok iyi olması gerekiyor ve tecrübeli olması gerekiyor ki onun gibi birçok öğrenciyi mezun etmiş, sınava hazırlamış, nerede vurgulaması gerektiğini bilen bir kadronun olması gerekiyor.
Bu anlamda bizim kadromuz çok iyi. Bütün öğretmen arkadaşlarım 15-16 yıldır bu işi yapan, doğru yönlendirmelerle doğru başarıları elde etmiş doğru bir kurumuz aslında ben. Biz şunu söyleyeceğim, öğrenci sistemin içinde olmalı. Sanki öğrenci bir robotmuş da işte ona yönergeleri veriyoruz, o yönergeleri yapıyor. Ondan yapmayınca çok kötü, yapınca çok iyi. Aslında bu değil. Öğrenciye kendi serüvenini yaratma fırsatı verilmeli. Yani onun hayatının başarısı olduğu mutlaka vurgulanmalı. Ve tabii ki bu noktada benim en önemsediğim şeylerden biri rehberlik. Yani çocuğu doğru yönlendirme. Burada rehberlik servisi mutlaka olmalı. Her kurumda biz mesela öğrencilerimize düzenli haftalık programlar veriyoruz. Evet. Yani o öğrencim ne yapmalı, ne kadar soru çözmeli ya da hangi branştan eksiği var. Bunları belirliyoruz ve rehberlik öğretmenimiz ona düzenli olarak haftada bir program veriyor. Bu noktada şunu da yapıyoruz. O programı mutlaka veliyle paylaşıyoruz. Hani o da bilsin. Hı hı. Öğrencimin o hafta içinde ne yapacağını, kaç soru çözeceğini, sürecin içinde mutlaka veli olmalı. Bu noktada şunu da yapıyoruz aslında biz. Rehberlik hocam, mesela öğrencilerimin çok önemli bir dönemi, ergenlik dönemi. Evet. Onlarla bireysel olarak özel görüşmeleri de oluyor. Çünkü onların kimseye anlatamadığı, böyle kendi içlerinde yaşadığı, kafalarında çok büyüttüğü bir dönemdeler. O anlamda da mutlaka rehberlik servisiyle birebir görüşmeler de olmalı. Deneme sınavı bu sürecin en önemli noktalarından bir tanesi. Düzenli denemeye mutlaka girmeli öğrenciler. Bizim kurumumuzda mesela 15 günde bir deneme yapıyoruz. Deneme yapmak da çok önemli değil aslında. Buradaki dönütleri iyi değerlendirmek lazım. Denemede sonuçlarının analizleri çıkar. Hangi evet. öğrencimin hangi branştan eksiği olduğunu mutlaka yorumlarız. O noktada da bu yorumlarımız boşa düşmemesi adına mesela diyelim işte çocuğun matematikten inanılmaz derecede yanlışı çıkmış. Hemen birebir özel derse bu noktada da öğrencimi destekliyoruz, eksikliklerini gideriyoruz. Ve veli her şeyin içine dahil ama bir o kadar da uzak. Sadece haberi var çocuğun hangi çalışmalar yaptığını, kurumla hangi çalışmalar yapıldığını. Yani velim kahvesini içerken bizden gelen mesajlarla sürecin hepsini takip etmiş oluyor. Burada çocuklarla ilgili aslında evet tüm aile çocuğunun çok iyi bir okulda okumasını ister. Evet. Mutlak her velinin temennisidir bu. Ama çocukların eğilimleri de farklı olabiliyor. Zaman içinde artık geçmişte çok fazla bu hissedilmiyordu belki ama ilerleyen yıllarda şunu gördük. Spora eğilim olan çocuklar, sanata eğilim olan çocuklar, bu çocuklara yapılan bir de dayatma ve mutsuz olan çocuklar. Evet. Bununla ilgili ne dersiniz? Örneğin gelen öğrenciniz için de bu farklılıkları hissettikleriniz olduğu zaman yönlendirmeleri nasıl yapıyorsunuz? Biliyoruz ki evet birçok şey ticari amaçla gidilebilir ama çocuklar geleceğimiz. Bir de işin öyle bir hassasiyet kısmı var. Sizin de hani konuşmalarınızdan ve planlamalarınızdan hani anladığım kadarıyla birazcık daha çocukları ön planda tutan, velinin isteklerini bir tarafa bırakan bir yol haritanız var. Bununla ilgili yaptığınız çalışmalar oldu mu veya yönlendirmeleri yapabiliyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim, tabii ki de böyle farklı yetenekleri olan öğrencilerimiz oluyor. Biz bir taraftan işte LGS diyoruz, sınav diyoruz, matematik evet. diyoruz ama bakıyorsun öğrencim elinde bir kalem kağıt sürekli resim çiziyor. Aslında o bize bir şey söylüyor. Sizin söylediğiniz şeyler bana hitap etmiyor diyor. Biz burada velilerimizle amaçla görüşme yapıyoruz. Hani bu öğrencimizi bu şekilde de yönlendirebiliriz. Velilerimiz bize sonsuz güven duyuyor. Çünkü doğru yönlendirmeler yaptığımızı düşünüyoruz evet. açıkçası. Bizden böyle bir bilgi geldiği zaman da velimiz bize hayır demiyor. Bu şekilde topluma kazandırdığımız, yeteneklerini önemsediğimiz, bireysel farklılıklarına değer verdiğimiz aslında birçok öğrencimiz var. Tabii ki de bizim kurumumuzda da genel geçer birçok kural var. Evet. Ama bireysel farklılıklar hep eğitimin aslında başladığı yer burasıdır. Öğrencim resme mi yetenekli, sporla uğraşmayı çok mu seviyor? Biz onun hayatını şunu sağlamaya çalışıyoruz. Sen iyi bir sporcu olmak için bile iyi bir liseye gitmek zorundasın, iyi bir üniversiteyi kazanmak zorundasın, bunun temelini oluşturmak zorundasın. Senin iyi bir sporcu olman demek liseye gitmeyeceğin ya da üniversite evet. okumayacağın anlamına gelmiyor. Tam tersi çok daha iyi başarılara
Aynen, aynen öyle. Yani çocuk artık bizim kültür olarak, Türkiye evet. olarak çok kültürlü futbolculara, çok kültürlü ressamlara, evet. yazarlara ihtiyacımız var. Yönlendirmemizi yaparken çocuğun yeteneklerini görmemezlikten gelmiyoruz ama doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Hani al, evet evet sen LGS'de fen lisesi kazanamazsın, o yüzden işte bırak bu işleri, git resim çiz de değil. Bunu yap. Ama yanında da mutlaka bunu da yap. Bununla ilgili çok güzel bir örnek veriyorum öğrencilerime. Ferhat Göçer mesela, işte hem evet. doktor hem de sanatçı. Kimse onun yeteneklerini törpülememiş. Halbuki o kendiliğinden gelişmiş bir hayat çizgisi. Bu şekilde. Başarı hikayeleri de fazlasıyla aynen. var. Aynen. Öğrencilere ders dışında sunmuş olduğunuz programlarınız var mı? Var. Yeni bir programlamamız var. Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Çok yakın zamanda da inşallah hayata geçireceğiz. Şimdiki çocuklar teknoloji çocuğu. Evet. Biz de düşündük, hani teknolojiye olan meraklarını onların hayatlarına nasıl kazandırabiliriz? Hı-hı. Bu anlamda yeni bir eğitim programı hazırladık. Robotik kodlama, mental aritmetik ve hızlı okuma kurslarıyla başlayacağız inşallah 19 Eylül'de. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımızı hazırladık. Velilerimize duyurularını da yapacağız. Buradan da duyurmuş olayım aynı zamanda. Evet. Çünkü çocuklar teknolojiyi inanılmaz seviyorlar ve bir yetenekleri var. Bu kaçınılmaz evet, bir okuma, gerçek. Okuma yazma öğrenmeden teknolojiyi aynen. halledebiliyorlar. Aynen. Biz de diyoruz ki bunu eğitimle birleştirelim. Eğitimle birleştirince daha kalıcı öğrenmeler evet. gerçekleştirebilir. Bir de çağı yakalamak lazım. Tabii. Bu noktada öğrencileri de yakalamak lazım. Artık öğrenciler çok fazla Türkçe, matematik dersleriyle değil de bu alanlarla da çok ilgileniyorlar. Yeni programımız inşallah başarılı olacak. Şu anda çok yoğun da bir talep var. Güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. Çok da burada verimli. Yaş grubu var mı peki? Şöyle söyleyeyim, robotik kodlama biraz daha böyle 7. sınıfa kadar olan öğrencilerin dikkatini çeken bir program. Hızlı okuma da böyle 7 ve 8'de sınav öğrencilerinin aslında ihtiyacı olan bir program. Mental aritmetik zaten matematik biliyorsunuz birçok öğrencinin evet. kabusu ve ön yargılı olduğu bir ders. Mental aritmetik öğrencilerimizin bu ön yargılarını kaybetmelerine neden olacak. Aslında en çok bundan dolayı istiyorum ben o programı. Çünkü hepimiz öyleydik. Matematik sanki bilmeden yapılamayacak bir ders. Asla öğrenilemeyecek bir dersmiş gibi. Bilmediğimiz her şey zordur. Aynen. Bu noktada çocuklar çok eğlenerek zihinsel işlemler yapmayı öğrenecek. Çarpım tablosu mesela birçok öğrencinin kabusu ama daha çok eğlenerek öğrenecek. Bu programları heyecanla ben de bekliyorum. Verimli sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Güzel, bunlar da çok güzel. Evet. Biz ayrılan sürenin sonuna doğru yaklaştık. Aslında yaklaşık 5-6 dakika vaktimiz var. Oyanım. Eğitim, biliyoruz ki eğitimle ilgili sürekli gündemde olur konular. Ailelerin tutumları olsun, çocukların beklentileri olsun, sınavdan sonraki hayal kırıklıkları olsun. Birileri mutlu olur, birileri hayal kırıklığı evet. yaşar. Ama sonuçta biliyoruz ki sistemli ve düzenli çalışılıyorsa, son yıllara bir şeyler bırakılmamışsa orada başarı da mutlak gelir. Gerisi de tabii ki kişinin nasibidir, elinden geleni yaptıktan sonra. Ama bu taraftan baktığımızda bir yarış hali var. Ve bu yarış hali zaman zaman işte çocuklar arasındaki o kıskançlık ve hırs tohumlarının atılmasına sebep olur. Zarar verir, duygusal anlamda zarar verir. Becerilerini arka plana atmasına sebep olur ve belki LGS'de başarısız olan bir öğrenci lise son sınıfta çok başarılı olabiliyor. LGS'de derece yapan bir öğrenci ise üniversite sınavında başarısızlıkla kesinlikle karşılaşabiliyor. Evet. Bununla ilgili tabii ki eğitimcisiniz sonuçta, öğretmen kimliğiniz var, tecrübeleriniz de var. Yeni bir döneme başlarken neler söylemek istersiniz? Ve şunu söyleyeceğim, bir sınav müfredatı ile evet karşı karşıyayız. Öğrencilerimin, velilerimin, bir sınavın, bir optik okuyucunun aslında hayatımızın belirleyici bir noktası değil. Evet. Çok önemli bir basamağı. Sizin de söylediğiniz gibi gerekli çaba, gerekli programlama yapılınca aslında kazanılmayacak bir sınav da değil. Evet. Sadece sistematik olarak düzenli ders çalışmak gerekiyor. Velilerin beklentilerini çok yüksek tutmasınlar. Çocuklarına mutlaka şunu aşılasınlar. O sınav sonucunun onun hayatının çok önemli bir noktası ama hayatın kendisi değil. Evet. Ve şöyle bir şey var, ben de bunu kendi eğitim hayatımda da yaşadım. Ortaokul döneminde çok önemli başarılara imza atamamışken lisede başarabiliyorsunuz, üniversitede başarabiliyorsunuz. Gelen velilerime de söylüyorum. Bu noktada çocuklarınıza
Evet, çok istiyoruz. Hepimiz çocuklarımızın çok iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Başarılarını görmek istiyoruz. Evet. Gurur duymak istiyoruz. Ama onların psikolojisi, onların hayat kalitesi inanın bana her şeyden daha kıymetli. Bunu hissettiği zaman başarı da beraberinde geliyor. Biz velilerimize ve öğrencilerimize hep bunu söylüyoruz. Bir kağıt parçasından daha kıymetlisiniz, daha özelsiniz. Hepiniz de birbirinizden kıymetlisiniz. O yüzden olabildiği kadarıyla öğrencilerime baskı yapmasınlar. Biz onları gerekli donelerle böyle destekliyoruz. Onları sınav sürecine hazırlıyoruz. Onlar anne babalığının tadını çıkarsın. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir gündem özel programının daha sonuna geldik. Sayın Oya Alpdoğan'la eğitim sistemine yeni döneme başlarken biraz çocuklarımıza, biraz ailelerimize özetleyerekten kendisi de naçizane bir eğitimci olarak fikirlerini söyledi. Biz de yeni eğitim döneminde tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz ve herkese iyi akşamlar.